Merhabalar, Kanal Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki renkli tek tığıyla örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Şu şekilde hemen bir miktar sizlerle birlikte zincirimi çekiyorum. Zincirlerimizi aşırı sıkı da yapmayalım. Gevşekte orta şekilde çekelim. Modelimi her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık hırkalarda, bebek battaniyelerinde, lif model olaraktan da ip farklılığıyla lif ile yaparsanız lif, hırka ipleriyle yaparsanız hırka, yelek, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ve 3 4 tane zincirimi bırakıp 1 2 3 4 tane zincirimi bırakıp 5. zincirimin içerisine bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. Bir zincirimi bırakıp 2. zincirimin içerisine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde. Bir zincir çektim, bir tane zincirimi bıraktım, ikinci zincirimin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir dola, bir tane zincirimi bıraktım, ikinci zincirimin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde zincirlerimi bir zincir atladım, bir zincir çektim ve bu şekilde kutucuklar yaptım. Hemen tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Tekrar döndüm ve trabzanımın tepesine yine aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir yine ikili trabzan. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam edelim. Ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladım. Hemen yine burada 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Tığıma bir tane doladım. Bir tane çıkardım. 1 doladım. 2. Tekrar doladım. 3. Tekrar doladım. 4. Tekrar doladım. 5. Tekrar doladım. Ve 6. Benim ipime bu kadar 6 tane yeterli oldu ve hepsini birlikte topladım ve bir sıkıladım, bir tane zincir çektim. Tekrar tığıma bir tane doladım, bir tane çıkardım, ikinciyi doladım, ikinciyi çıkardım, tekrar doladım, üçüncüyü tekrar doladım, 4 tekrar doladım, 5 ve tekrar doladım. 6. Ve bunun hepsini birlikte topladım, sıkıladım ve bir zincir çektim. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. 1 2 3
4, 5 ve 6. Ve hepsini birlikte topladım, sıkıladım. Araya bir tane zincirimi çektim. Benim ipimde 6 tane yeterli oldu. Sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine bağlı daha az veya daha fazla da yapabilirsiniz. Kendi ipinize göre ayarlayabilirsiniz örerken. Hepsini birlikte topladım ve bağladım. Bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Ve tekrar bir zincirimi çektim. Bir doladım hemen buraya. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir ve ikili trabzanımı yaptım. İki defa da çıktım yani. Hemen diğer ipime geçiş yapıyorum. Şöyle hemen sıkılamamı yaptım. İpimi arasından geçiriyorum. Zincirimin arasından. Üç. Şu şekilde. Dört tane zincirimi çektim. Hemen dönüş yaptım. Ve bir doladım. Bakın şu aralarda çekmiş olduğum bir tane zincirin içerisine girerekten bir ve iki defa da çıktım. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir doladım. Yine aynı şekilde aradaki bir tane çekmiş olduğum zincirimin içerisine bağlamamı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar alt kısımdaki bir tane çekmiş olduğum zincirimin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle göstereyim. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Ve tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Kenardaki çekmiş olduğum zincirimin tepesine yine trabzanımı yaptım ve buraya 4 tane zincirimi çektim. Tekrar dönüş yaptım. Bir doladım ve alttaki trabzanımın tepesine yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir. Tekrar her bir trabzanımın tepesine bataraktan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Araya bir zincir, tekrar bir dola ve trabzanımın tepesine bir tane trabzan. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Ve tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Hemen beyaz ipimi de yukarı tarafa aldım ki şu şekilde içerisinden bir 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen dönüş yaptım. Bir doladım. Bir tane çıkardım. Bir doladım ve ikinci. Bir doladım ve üçüncü. Tekrar doladım. 4 ve 5 ve son 6. ilmeğimi de çıkardım. Ve bunun hepsini birlikte topladım ve sıkıladım. Bir tane zincir çektim. Tekrar bir doladım. Yine bir yandaki yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi çıkardım. Ve bunun hepsini birlikte topladım ve sıkıladım. Tekrar bir zincir çektim. Yine yandaki yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi çıkardım. Ve bunun hepsini birlikte topladım, sıkıladım, bir zincir çektim.
Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ve tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Ve burada bu ilmeğimi hemen şu şekilde uzatıyorum, bırakıyorum. Hemen buradan tekrardan beyaz ipime geçiyorum. Bir sırada ilk başladığımızda bu şekilde oluyor. Ondan sonra denk geliyor. Hemen burada ipimi orada sarı ipime bıraktım. Sağ taraftan sol ipim, sol taraftan beyaz ipime geçiş yaptım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Bir doladım. Yine aynı şekilde bu arada çektiğim bir tane zincirimin içerisine bu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir dola ve iki ilmeğimi ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, yine aradaki çektiğim tomurcuklarımın arasındaki çektiğim bir zincirin içerisine bu şekilde devam ediyorum. Bu sıramızda bu şekilde. Sarı ipim burada duruyor, kırmadım. Ve buradan beyaz ipimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ve tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim ve geldim. Hemen yine burada bir zincir çektim. Ve buradaki sarı ilmeğimle bu şekilde ipimi yukarıya almak istiyorum. Çünkü bir sonraki sırada sarı ipimi kırmak istemiyorum. Bu şekilde şöyle tekrar ipimi şöyle arasına geçirtiyorum ve burada sıkılamamı yaptım. Tekrar döndüm. Yine bu kenar kısma 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Bir doladım ve aynı şekilde trabzanımın tepesine iki defa da çıktım. Bir zincir her bir trabzanımın tepesine aynı şekilde devam ediyorum. Buranın, buranın, şuranın aynısı. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde. Ve tekrar sıra sonuna kadar geldim. Ve yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu dönmelerde tomurcuk yaparken 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde yuvalarda 4 zincir çekiyorum. Yuvada 4 ve bunda 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 Tekrardan devam edeyim. İpimin katını aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncu ilmeğimi de çıkardım. Hepsini birlikte topladım ve sıkıladım. Bu araya bir tane zincirimi çektim. Tekrar bir doladım. Trabzanın tepesine batmıyoruz. Yuvanın içerisinden 6 tane bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Her bir çıkarttıktan sonra bir tane doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hepsini birlikte topladım, sıkıladım ve bir zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim yine. Ve bu sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Hemen burayı göstermek istedim. Bakın topladım. Hepsini birlikte kapatmadan sarı ipimi bu şekilde geçirdim ve sıkıladım. Hemen burada geri tekrar beyaz ipimi bıraktım ve sarı ipimi aldım. Kırmadım. Bu şekilde arasından yürüttüm. Burada bakın, ilk sırada burada sarıyı bağladım ve burada denk gelmedi. Tekrar burada bıraktım sarı ipimi. Buradan üzerinden devam ettim. Bundan sonra sürekli ipimiz denk geliyor.
Kırmamıza gerek yok. Yine de sizin tercihiniz. Ben kırıp yapmak istiyorum derseniz siz bilirsiniz. Ve yine hemen 3, 4 zincirimi çektim. Hemen dönüş yaptım. Bir doladım ve yine aradaki bir tane çekmiş olduğum zincirin içerisine ikili trabzanı yaptım. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Ben bir iki sıra daha yapayım geleyim. Ve modelim bu şekilde ilerliyor. Bakın yine burada denk gelmedi. Sarı ipimi burada bırakıp tekrar buradan beyaz ipimle devam edeceğim. Sarı ipimi sol tarafta bıraktım. Tekrar sağ taraftan beyaz ipimle devam edip bir sonraki sırada tekrar bu tarafta oluyor. Yani iki sırada bir ip bu tarafta farklı oluyor. Ben kırmadan bu şekilde devam ediyorum. Sizin tercihinize kalmış. İster kırabilirsiniz, ister benim gibi bu şekilde devam edebilirsiniz. Ve bu şekilde göstereyim. İki tarafı da aynı. Çok zevkli ve çok güzel bir örgü modelim. Basit, herkesin yapabileceği bir örgü modeli. Az önce de söylediğim gibi hırkalarda, yeleklerde, baharlık hırkada, yelekte, lif, bebek battaniyelerinde kullanabilecek bir örgü modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.